Romanımızın adı Bülbülü Öldürmek. Yazar Harper Lee. Çeviri Ülker İnce. Yayın evi Sel Yayıncılık. İkinci kısım 30. bölüm. Bay Arturo, canım, diye beni düzeltti yavaşça Atticus. Jean Louis, bu Bay Arthur Redley. Galiba o seni zaten tanıyor. Böyle bir zamanda Atticus beni sakin sakin Öcü Redley ile tanıştırabiliyorsa, işte Atticus buydu. Öcü benim içgüdüsel olarak Cem'in uyduğu yatağa koştuğumu gördü. Çünkü yüzünde o aynı utangaç gülümseme belirdi. Utançtan kıpkırmızı kesilerek sanki Cem'in üstünü örtmeye gitmişim gibi yaptım. Aha, ona dokunma, dedi Atticus. Bay Hagtet oturmuş, kemik çerçeveli gözlükleriyle Öcü'ye dikkatli dikkatli bakıyordu. Doktor Reynolds yoldan içeriye girdiğinde ona bir şey söylemek üzereydi. Herkes dışarı, dedi kapıdan içeri girerken. İyi akşamlar Arthur. Demin geldiğimde seni fark etmemişim. Doktor Reynolds'ın sesi adımları gibi canlıydı. Sanki hayatında her akşam söylermiş gibi söylemişti bunu. Aynı odada Öcü Radley ile birlikte olmaktan daha fazla afallamıştı bu beni. Tabii zaman zaman Öcü Radley bile hasta olmuştur diye düşündüm. Ama öte yandan emin olamıyordum. Doktor Reynolds elinde gazete kağıdına sarılı koca bir paket geldi. Paket Cem'in masasının üzerine bıraktı. Ceketini çıkardı. Yaşıyor olduğuna kanaat getirdin mi artık? Yaşadığını nereden bildim bil bakalım. Onu muayene etmeye çalışırken bana tekme attı. Ona dokunabilmek için adam akıllı bayıltmak zorundaydım. Yani şimdi kaç, dedi. Şey, dedi Atticus Öcü Radley'e bakarak. Hek, gel ön verandaya çıkalım. Verandada bir sürü sandalye var. Hava da ılık hala. Atticus bizi salona davet etmek yerine niçin ön verandaya davet ediyor diye merak ettim. Ama sonra anladım. Salonun ışıkları çok güçlüydü. Bay Ted başta olmak üzere sırayla dışarı çıkıyorduk. Atticus kapıda durmuş onun çıkmasını bekliyordu. Sonra fikrini değiştirdi. Bay Ted'in arkasından o da çıktı. İnsanlar en tuhaf koşullarda bile her şeyi gündelik hayatta alıştıkları biçimde yapıyorlar. Ben de o insanlardan biriydim. Gelin Bay Arthur dedim. Sizi evi çok iyi bilmiyorsunuz. Ben sizi ön verandaya götüreyim efendim. Bana baktı, başını olur anlamında salladı. Ona holden ve salondan geçirdim. Oturmaz mısınız Bay Arthur? Bu sallanan sandalye rahattır. Onunla ilgili küçük hayalim yine canlanmıştı. Verandada oturuyor olacaktı. Ah ne hoş, öyle değil mi Bay Arthur? Evet, çok harika. Biraz gerçek dışı bir şey yaşıyormuşum gibi geldi bana. Onu Atticus ile Bay Ted'den en uzak sandalyeye götürdüm. Tamamıyla gölge bir yere. Öcü karanlıkta daha rahat ederdi. Atticus salıncakta oturuyordu. Bay Ted salıncağın yanındaki sandalyede. Salonun ışıkları pencereden daha çok onların yüzüne vuruyordu. Ben Öcü'nün yanına oturdum. Bay Heck, diyordu Atticus. Bence yapılması gereken şey, tanrım, bende kafa kalmadı. Atticus gözlüklerini yukarı kaldırdı, parmaklarını gözlerine bastırdı. Cem 13 yaşında sayılmaz. Yok. Hayır. 13 yaşında hatırlamıyorum. Her neyse. İlçe mahkemesine gelecek bu. Ne gelecek Bay Finch? Bay Ted bir bacağının üstüne attığı bacağını indirdi ve kaşlarını çatarak öne eğildi. Tabii ki. Bu apaçık şekilde kendini savunmaya giriyor. Ama büroya gidip araştırmam gerekir. Finch, Bob Avila'yı Cem'in öldürdüğünü mü düşünüyorsun? Aklından geçen bu mu? Scott'ın ne dediğini duydun. Buna kuşku yok. Cem'in yerden kalktığını, Scott'ın üzerine abanmış Evil'ı bir vuruşta yere yıktığını söyledi. Belki de karanlıkta nasıl olduysa Evil'ın bacağını almıştır. Yarın bunu öğreniriz. Dur Finch, dedi Bay Ted. Bob Evil kesinlikle Cem'i bıçaklamadı. Atticus bir an sustu. Sanki Bay Ted'in söylediği şeye şükrün duyarmış gibi ona baktı. Ama başını iki yana salladı. Heck, teşekkür ederim. Çok naziksin. İyi kaplı olduğun için söylüyorsun bunu ama buna hiç gerek yok. Bak Heck ayağa kalktı. Verandanın kenarına kadar yürüdü. Çalların içine tükürdü. Sonra ellerini pantolonunun kıt ceplerine soktu ve Atticus'a baktı. Neye gerek yok dedi. Sert konuştuysam özür dilerim Heck dedi Atticus sadece. Ama hiç kimse bunu örtbas edemez. Benim kitabımda bu yazmaz. Hiç kimse bir şeyi örtbas etmiyor Bay Finch.
Bay Tet'in sesi sakindi ama çizmeleri verandanın tahtalarına öyle sağlam basıyordu ki sanki oraya kök salmış, oradan boy vermiş gibi görünüyordu. Babamla Şerif arasında niteliğini kavrayamadığım bir çekişme yaşanmak üzereydi. Şimdi kalkıp verandanın kıyısına yürüme sırası Atikus'taydı. "Hımm," dedi. Sakince avluya tükürdü, ellerini ceplerine soktu, Bay Tet'in karşısına dikildi. "Hek, sen söylemedin ama ben senin ne düşündüğünü biliyorum. Bunun için sana teşekkür ederim, Jean Louis." Başını bana çevirdi. "Bay Evil'ı üzerinden cem itip yere devirdi dememiş miydin?" "Evet efendim, o devirdi galiba, yani." "Gördün mü Hek? Sana sahiden çok teşekkür ederim ama oğlumun başının üzerinde Demoklas'ın kılıcı gibi sallanan böyle bir şeyle hayatta başlamasını istemiyorum. Onu bu tehditten kurtarmanın en iyi yolu her şeyin açık açık ortaya dökülmesini sağlamaktır. Bırakın bütün ilçe sandviçlerini alsın gelsin. Kendisiyle ilgili fısıltılar arasında büyümesini istemiyorum. Hiç kimsenin Jean Finch babası parayı bastırıp oğlanı bu işten kurtardı demesini istemem. Bu işi ne kadar erken bitirirsek o kadar iyi." "Bay Finch," dedi Bay Tet heyecansızca. "Bob Eol kendi bıçağının üzerine düştü. Kendi kendini öldürdü." Atticus verandanın köşesine yürüdü. Mor salkıma baktı. Bana kalırsa her biri kendince öteki kadar inatçıydı. Önce hangisinin pes edeceğini merak ediyordum. Atticus'un inadı sessiz bir inattı. Pek ender belli olurdu ama bazı bakımlardan Atticus, Cunninghamlar kadar kararlıydı. Bay Tet'in inadı terbiye edilmemiş ve kör bir inattı. Ama babanınkiyle başa çıkabilirdi. "Hek," Atticus sırtı bize dönük, "bu işin örtbas edilmesi benim Cem'e öğretmeye çalıştığım şeyleri inkar etmem anlamına gelir. Bazen bir baba olarak tamamıyla başarısız olduğumu düşünürüm ama ben onların her şeyiyim. Cem başka kimsenin yüzüne bakmadan önce benim yüzüme bakacaktır. Ben de onun yüzüne çekinmeden bakabilecek şekilde yaşadım. Böyle bir şeye göz yumarsam inan bana onun yüzüne bakamam ve onun yüzüne bakmadığım gün onu kaybettiğimi anlarım. Scott'la onu kaybetmek istemem. Onlar benim her şeyim." "Bay Finch." Bay Tet'in bacakları hala tahtalara kök salmış gibi duruyordu. "Bob Ewell bıçağın üzerine düştü. Bunu kanıtlayabilirim." Atticus bizden bize döndü. Ellerini ceplerine iyice sokmuştu. "Hek, bu konuyu benim açımdan görmeye çalışamaz mısın? Senin de çocukların var ama ben senden yaşlıyım. Benimkiler büyüdüğünde ben hala hayatta olursam yaşlı bir adam olacağım. Ama şimdi bana güvenmezlerse kimseye güvenmezler. Cem ile Scott neler olduğunu biliyor. Kasaba merkezinde benim başka bir şeye söylediğimi duyarlarsa Hek, onları kaybederim. Kasabada bir türlü, evde başka türlü yaşayamam." Bay Tet topuklarının üzerinde yaylandı ve sakince konuştu. "Adam Cem'i tutup yere savurdu. Ağacın altında ayağa bir köke takıldı. Bak sana göstereyim." Bay Tet iç cebini eline soktu. İçinde uzun bir sustalı çıkardı. O çıkarırken Doktor Reynolds kapıda belirdi. "Oğlun, ölen adam şu ağacın altında." "Doktor, okul bahçesinin hemen içinde el fenerin var mı? Bunu alsan iyi edersin." "Arabayla oraya gidip fenerleri açabilirim," dedi Doktor Reynolds. Ama Bay Tet'in el fenerini aldı. "Cem iyi. Bu gece uyanmamız umarım. Yani merak etmeyin. Bu bıçakla mı ölmüş, Hek?" "Hayır efendim. Bu bıçak hala yerinde duruyor. Sapına bakılırsa mutfak bıçağına benziyor. Ken şimdiye kadar cenaze arabasıyla oraya gitmiştir doktor. İyi geceler." Bay Tet çıt diye çakıyı açtı. "İşte şöyle oldu," dedi. Sustalığı çakıyı tuttu ve üzerine düşermiş gibi yaptı. Öne eğilirken sol eli de aşağı öne gitti. "Gördün mü? Kaburgaların arasındaki yumuşak dokuya bıçak saplandı. Bunun ağırlığını verince bıçak sonuna kadar girdi." Bay Tet çakıyı kapattı. Yeniden cebine koydu. "Scott 8 yaşında," dedi. "Çok korkmuştu. Tam olarak ne olduğunu bilemezdi." "Öyle bir bilir ki," dedi Atticus acımasızca. "Her şeyi uydurdu demek istemiyorum. Neler olduğunu fark edemeyecek kadar korkmuş diyorum. Orası çok karanlıktı. Zifiri karanlık. Karanlığa çok alışkın birinin bile iyi bir tanık olması olanaksız." "Bana yutturamazsın," dedi Atticus hafif bir sesle. "Allah'ın cezası. Ben Cem'i düşünüyorum." Bay Tet çizmesini döşeme tahtasına öyle bir vurdu ki Bayan Maude'nin yatak odası ışığı yandı. Bayan Stephen Crawford'un ışıkları yandı.
Atticus ile Bay Ted önce sokağın karşı tarafına, sonra birbirlerine baktılar, beklediler. Bay Ted yeniden konuştuğu sesi güçlükle duyuluyordu. Bay Finch, böyle yaptığında seninle savaşmaktan nefret ediyorum. Hiç kimsenin yaşamasını temenni etmeyeceğim bir gelirim yaşadım bu akşam. Bundan dolayı niçin hasta olup yatağa düşmedim bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki, hayatında ilk kez mantıklı düşünemiyorsun. Ayrıca bu konuyu bu gece çözmek zorundayız. Yarın çok geç olabilir. Bob Evelyn elinde bir mutfak bıçağı vardı. Bay Ted, ayrıca Atticus'un orada öylece durup, Cem'in boyunda kolu kırık bir oğlanın zifiri karanlıkta yetişkin bir adamla boğuşup onu öldürecek savaşma gücüne sahip olduğunu söyleyemeyeceğini ekledi. Hek, dedi Atticus birdenbire. Bir sustarı çakı salladın. Nereden buldun onu? Bir sarhoştan aldım, dedi Ted sakince. Hatırlamaya çalışıyordum. Bay Evil benim üzerimdeydi. Sonra çekildi. Cem ayağa kalkmış olmalıydı. En azından ben böyle düşündüm. Hek, bu gece kasaba merkezinde bir sarhoştan aldım dedim ya. Evil herhalde o mutfak bıçağını çöplükte bir yerde buldu. Bıçağı biledi ve sabırla uygun zamanı bekledi. Uygun zamanı. Atticus salıncağa yürüdü. Oturdu. Ellerini iki bacağı arasında aşağı sarkıtmıştı. Yere bakıyordu. O gece hapishanenin önündeyken ne kadar ağır hareket ettiyse şimdi de öyle ağır hareket ediyordu. O gece gazetesini katlayıp sandalyesine atması sanki 100 yıl sürmüş gibi gelmişti bana. Bay Ted ağır ve yumuşak adımlarla verandada yürüyordu. Bu karar sana ait değil Finch, bana ait. Karar da sorumluluk da bana ait. Bir kez olsun olayı benim gördüğüm gibi görmezsen yapabileceğim pek bir şey yok. Denemek istersen yüzüne karşı yalancı olduğunu söyleyeceğim. Senin oğlun kesinlikle Buck Evil'ı bıçaklamadı. Bu sözleri ağır ağır söylemişti. Bıçaklamanın yanından bile geçmedi. Artık bunu biliyorsun. Tek isteği kız kardeşiyle birlikte eve kaçıp kurtulmaktı. Bay Ted yürümeyi bıraktı. Atticus'un önünde durdu. Sırtı bize dönüktü. Çok iyi bir adam değilim, sayın bayım. Ama Maykop ilçesinin şerifiyim. 43 yaşındayım ve bugüne kadar burada yaşadım. Daha ben doğmadan öncesinden beri burada olup biten her şeyi biliyorum. Hiç neden yokken siyah bir oğlan öldü. Bundan sorumlu olan kişi de öldü. Bu kez bırak geçmişe sünger çekelim Finch. Geçmişe sünger çekelim. Bay Ted salıncağın yanına gitti, şapkasını aldı. Şapkası Atticus'un yanında duruyordu. Ted saçlarını geri itti ve şapkasını başına geçirdi. Bir cinayetin işlenmesini önlemek için bir vatandaşın elinden geleni yapmasının yasaya aykırı olduğunu söylediğini duymadım. O da tam olarak bunu yaptı. Ama belki bunu örtbas etmek yerine kasabalılara söyleme görevinin bana düştüğünü söyleyeceksin. O zaman ne olacağını biliyor musun? Benim kararım içinde olmak üzere Maykoplu bütün kadınların kapısını çalıp beyaz pasta getireceklerdir. Benim düşünceme göre Finch, sana ve bu kasabaya büyük hizmetlerde bulunmuş sıkılgan bir adama alıp üzerine bütün dikkatleri çekmek. Bana göre bu suçtur. Bu bir suçtur. Ve ben bunun bütün sorumluluğunu taşımayacağım. Başka biri olsa farklı olurdu. Ama bu adam, hayır Finch. Bay Ted çizmesinin burnuyla bir çukur kazmaya çalışıyordu. Burnunu çekti, daha sonra sol kolunu ovuşturdu. Ben fazla önemli biri olmayabilirim, Finch. Ama hala Maykop ilçesinin şerifiyim. Ve Bay Evelyn da kendi bıçağının üzerine düştü. İyi geceler. Bay Ted verandadan indi. İri adımlarla ön avludan geçti. Arabasının kapısı çarpıldı ve araba uzaklaştı. Atticus bir süre yere bakarak oturdu. Sonunda başını kaldırdı. Scott dedi. Bay Evil kendi elindeki bıçağın üzerine düşmüş. Bunu anlaman mümkün mü? Atticus'un morale gereksinimi vardı sanki. Koştum ona sarıldım. Sıkı sıkı öptüm. Evet anlıyorum diyerek kuşkularını dağıttım. Bay Ted haklıydı. Atticus kollarımın arasından kurtularak bana baktı. Ne demek istiyorsun? Bu bülbülü öldürmek gibi bir şey olurdu, öyle değil mi? Atticus yüzünü saçlarımın arasına gömdü ve saçlarıma sürttü. Başını kaldırıp verandanın karşı tarafındaki gölgelik yere yürüdüğü zaman adımları eskisi gibi gençleşmişti. İçeriye girmeden önce Öcü Radley'in önünde durdu. Çocuklarım adına sana teşekkür ederim Arthur, dedi.